Ben çekiyorum başkanım. Başkanım bu taraftayız. Başkanım bu taraftayız. Evet, çok güzel konuşmalar yaptılar Gıyabım'da. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Benim bu son dönemim ve artık yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. Ve 2,5 senelik bir görev süremiz kaldı. Ondan sonra da yeni bir gelecek kurumuna, yeni bir başkana Beşiktaş hayata devam edecek. Ben bunu hep devamlı olarak altını çiziyorum. Artık ben bir Beşiktaş açısından bir siyasi değil. Yani bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş'a hizmet. Beşiktaş taraftarlarından da beklediğimiz Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp hep beraber o büyük camiayı nice başarılara koşturabilmemiz lazım. Bu bir tek benim Beşiktaş'ım değil, hepimizin Beşiktaş'ı. Bir tek de benim başarabildiğim şey değil. Ortalarda birçok başarılar elde ettiysek hep beraber yaptık. Evet, çok zor günlerden geldik. Çok zor günler yaşadık. Dönem dönem de yaşamaya da devam ediyoruz. O stat yapıldıysa bizim emeklerimiz çoktur ama Beşiktaşlar'a sahip çıktılar. Ortada bir stat yokken biz bütün hocalarımızı herkese sattık. İnsanlar 3'er sene paralarını ödediler bize. VIP koltuklarımızı sattık, insanlar paralarını ödediler. Bize güvendiler, Allah da bizi onlara mahcup etmedi. Stadımızı açtık ve stadımızda şampiyonluğu yaşadık. Bunun için diyorum ki bir tek bir kişinin bir şey değil, bu hepimizin eseri. Ortada bir başarı varken başarıya ve başarısızlığa nasıl seviniyor veya üzülüyorsak hep beraber bir şeyler yapmamız lazım. Takımımız lig başında da söyledim, futbol A takımımız zor bir sezon başlayacak. Başlangıç zor olacak. Çünkü yaklaşık olarak 10 senedir oynamış olduğumuz bir oyun düzeni var. Ondan Abdullah hocamızla beraber yeni bir oyun düzenine geçtik. Her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Transferlerinde yavaş yavaş takıma intibak etmesi, sakatlıkların da dönmesiyle ki artık Atiba'da döndü. Bir tek Burak kaldı. Burak önümüzdeki hafta başlıyor. Artık takımla beraber başlıyor. Herhalde önümüzdeki haftada takımdaki yerini alacak. Futbol takımımız kendi memnuniyetine, kadrosu ulaşmış olacak. Oyun üzerinde oluşturduğu sürece Beşiktaş takımının sahada artık yavaş yavaş çok güzel, bence Rize maçına dahil olmak üzere çok güzel maçları seyredeceğiz. Bu nasıl olacak? Hep beraber olacak. Şimdi burada baktım, şöyle bir arkalara birçok yerden gelen arkadaşlarım, birçok derneklerden gelen arkadaşlarım var. Hepsi de gelmişler, Aydın'dan, Denizli'den gördüm. Antalya'yı görüyorum arkada, onlar da gördüm hepsini. Her yerden geliyoruz, hep beraber mücadele ediyoruz. Ancak bu hep beraber yaptığımız bir mücadele olacak. Onun için de hepimize önemli görevler düşüyor. Görüyorum, özellikle sosyal medya üzerinden bir hata bulalım da oradan Beşiktaş'ı bir yere getirelim çabası içerisinde düşenler olur. Bunlara, bu tuzaklara düşmeyeceğiz hep beraber. Demin de söyledim. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Taraftar demek zaten taraftan geliyor. Biz Beşiktaş tarafıyız. Biz karşı taraf değiliz, Beşiktaş tarafıyız. Onun için de burada, bundan sonraki süreçte de bu kulübümüze olabildiğince hatalar oluyordur. Yaşayan, hareket eden her şey hata yapar. Duran hiçbir şey hata yapmaz. Yani kolonlar, sütunlar hiç dünyada hiç hata yapmazlar. Deprem olmadığı sürece. Ama hareket eden insanlar her şey hata yapar. Çarpar bazı zaman düşer. Ama sonucunda yürümek, hareket etmek bizi bulunduğumuz noktada delil geçirecektir. Biz inanılmaz derecede bir yandan küçülüyoruz, inanılmaz derecede bir yandan da büyüme stratejilerimizi devam ediyoruz. Yani bu sene futbol takımımız yaklaşık olarak 20 milyon euronun üzerinde bir bütçe daralması yaşadı. Ama yaklaşık 7 tane de transfer etti. Takım yaş ortalamamızı 4 yaş gençleştirdik. Amacımız şuydu, biliyorsunuz bu Türkiye'nin ekonomik krizi ve dünyada oluşan artık, Türkiye'den de artık bu kriz oluştu, Avrupa'da bir anda işler hiç iyi gitmiyor. Dünyanın her tarafında bir ekonomik kriz var. Bu kriz ne olabildiğince kulübümüzün etkilenmeden çıkarabildiğimiz için daralmamız lazım. Bir de hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyunculardansa hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunu da bu sene ilk adımlarını attık. Aynı zamanda geçenlerde Yerede'deki kamp testlerimizi yaptık, bitirdik. Bundan sonra Beşiktaş futbol takımı Avrupa'ya gitmeyecek. Gittiği zaman maç yapmak için gidecek veya uzak doğuya maç yapmak için gidecek. Artık kamplarımızı kendi oradaki kamp testlerimizde yapacağız. Kabataş'tan beraber yapmış olduğumuz okulumuzu 600-1700 kişilik okulumuzu 25 metrekare olan okulumuzla öğretim sezonuna başladık. Onu da açtık. Ve o da bir yandan artık eğitimde bundan sonraki bir aşaması, üniversite aşamasına başlayacağız. O da ben kurucu başkanı olduğum Beşiktaş Kabataş Vakfı'nın hızlı olarak gerçekten iyi eğitim olan, bizim değerlerimizi yansıtan, ülkemizin milli değerlerine sahip insanları yetiştiren, kurtuluş mücadelesinde rol oynadığı noktada, hasta yatağında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşündüğü bu güzel ilde gerçekten kurtuluş mücadelesini yapan Gazi Mustafa Kemal Silahdaşlarımızı, tüm şehitlerimizi, tüm vatan şehitlerini Beşiktaş ailesi adına canı gönülden, yürekten, rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Beşiktaş Kulübü'nün tarihinde, felsefesinde, cumhuriyetine, ülkesine, Atatürk inkılaplarına en iyi şekilde layık olmak, en iyi şekilde temsil etmek en birinci vazifesi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Türkiye'de bulunan 81 ilde örgütlenmiş dernek ve cemiyetlerinin gönlü yüreği yalnız ve yalnız Beşiktaş sevgisiyle, Beşiktaş aşkı ve hizmetiyle yanıp tutuşmaktadır. Beşiktaş'ımızın bundan 5-6 yıl önce kaderine terk edildiği bir dönemde çıkıp onurlu bir şekilde irade koyan, yüreğini koyan, imanını koyan Sayın Fikret Orman Başkanı'nın sizlerin şahsında sevgiyle, şükranla teşekkürlerimi arz ediyorum. Beşiktaş'ın karanlığından, geldiği noktadan kurtarıp üst üste 2 dönem şampiyon yapan ve son 4 yılda sayısız defa Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da başarıya ulaştıran, Türkiye'de bu kadar holding, bu kadar Beşiktaşlı zengin iş adamları olduğu halde kimsenin cesaret etmediği bir noktada bunu burada gururla, onurla, mertçe, delikanlıca açıklamak istiyorum. Beşiktaş'ın sahipsiz kaldığı bir ortamda yüreğiyle, gönlüyle, ailesinden gelen Beşiktaş sevgisiyle ortaya koyduğu azim, inanç, kararlılık, cesur davranış, göçebe bir takımı, sahası olmayan bir takımı oraya götürüp, buraya götürüp başka sahalarda maç oynatarak alnının teriyle, şerefiyle, onuruyla şampiyon yapan bir başkan ve onun yönetimi bir daha ortaya çıkmamıştır. Ve bunu da kesinlikle adama da ifade ediyorum. Bu şereflerin, onurların en büyüğüdür. Beşiktaş Vodafone Arena'yı yoklukla, sıkıntıyla bu kadar azimle bitirmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk sporuna, Beşiktaş'ına bu konuyu hediye etmek her insana nasip olmaz. Sayın Başkanımı Sayın Fikret Orman'ı huzurlarınızda şükranla, onurla, teşekkürle ifade ediyorum. Bu arada biz bu sloganı dün İstanbul'dan gelen değerli kardeşlerimizle ortaya koyduk. Biz Beşiktaş'ı, siyah beyazı, kara kartalımızı hiçbir şey gözetmeksizin canı gönülden seviyoruz. İyi günde, kötü günde bir evlilik gibi, bir nikah gibi Beşiktaş bizim sevdamız, hayatımız, kanımız, canımız, varlığımız. Biz Beşiktaş ne olursa olsun Beşiktaş'ın sahip olduğu değerler, Beşiktaş'ın Türkiye'deki ve dünyadaki itibarı bizim için her şeyin üzerindedir. Bize düşen sorumluluk maçların neticesine göre değil, skorlara göre değil, şampiyonluklara göre değil, nesilden nesile Beşiktaş sevgisini ailemize, evlatlarımıza, çocuklarımıza, çevremize aşılamak, yeni genç kuşaklar, yeni insanları Beşiktaş sevgisiyle, kültürüyle, ahlakıyla yoğurmak, onları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Beşiktaş Gimnastik Kulübü'nün onurlu insanları yapmak bizim için en büyük hedeftir. Bu vesileyle Adana'mızı, güneyimizi onurlandıran böyle bir kahvaltılı toplantıya vesile olan Gazişehir Futbol Kulübü maçı öncesi 2 günden beri Beşiktaş'ın kültürüne, geleneklerine, tarihine, misyonuna yakışır, toplumla kucaklaşan, insanlarla kucaklaşan, bu sevgiyi aşılayan bir zihniyetin sahipleri olarak Sayın Başkanıma, Beşiktaş Yönetim Kurulu'na, Güney'de böyle bir organizasyonu Antep maçı öncesi düşündükleri için ve bu düşüncenin içerisinde yer aldığımız için biz Beşiktaş'ın gönüllü hizmetleriyiz. Beşiktaş aşkıyla yanıp tutuşan insanlarız. Bu sevda türküsü hiçbir zaman için kıyamete kadar dudaklarımızdan eksilmesin. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah Beşiktaş'ımızı bu sene şampiyon görmek, kupaya kaldırmak en büyük emelimizdir. Şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımla. Ben bir şey anımsatmak istiyorum. Başkanımızın zaten en büyük heykeli şu anda Vodafone Arena stadımızdır. Oraya baktığımda ben başkanımın nelerle uğraştığını, nasıl başardığını bir inşaatçı olaraktan net görüyorum. Sayın Başkanım bir kez daha burada çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.